Kültür sanat gerçekten önemli bir alan ve bu alanda da Zeytinburnu Belediyesi ciddi yatırımlar yapıyor. Türkiye'sinde 15 yıl öncesinin İstanbul'unda İstanbul'un tamamındaki kültür sanat etkinliklerine belki bir yılda bu kadar kişi katılmıyor. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Merkezi daha önce de yani benim tanık olduğum çok başarılı çalışmalar yaptı. Bunun çok yerel yönetimlerin desteğini görüyorum. Arkadaşlarımızın dediğine hepsine katılıyoruz. Fakat sadece bir şey söyleyeceğim. Hala bu kültür merkezini görmeyenler varsa, burası Türkiye'nin bir numaralı kültür merkezi, mutlaka gelip görsünler ve selam. Bu işin organizatörü biz, sahibi Zeytinburnu halkıdır. Bakırköy'e giderdim önceden sinemalara. Şimdi Zeytinburnu'da daha çok olduğu için tercih ediyorum. Kültür merkezimiz var, güzel. Teşekkür ederiz Murat Aydın Bey'e. Tabii ki sinemaya, tiyatroya daha önce gidemiyorduk çünkü pahalı olduğu için insanlar korkuyordu yani işte ceplerinden para gidecek diye korktukları için gidemiyordu. Aynı şekilde ben de gidemiyordum. Bildiğiniz birçok sinemadan daha rahat koltukları var. Bildiğiniz birçok salondan daha geniş, ferah bir havası var yani. Murat Aydın'a buradan teşekkürümüzü yolluyoruz. Şimdi bakıyorum Zeytinburnu'nun göbeğinde böyle bir kültür açısından Zeytinburnu halkına açılmış bir hizmet. Bence mükemmel bir hizmet. Hem yanımızda hem güvenilir. Hem de bildiğim zaten şeylerdir. Onun için çok memnunuz. Belediye başkanımıza da teşekkür ederim. Zeytinburnu Kültür Merkezi olarak bir şey yaptı. Çocukların rahatlıkla gidebileceği bir tiyatro alanı oldu. Kurs alanları oldu. Benim gelinle çocuk her hafta giderler burayı. Yok, sadece kültür merkezine geliyorduk. Ben de yakın olduğu için, evimiz burada olduğu için abimle bir de kardeşimle gelirdik. Şunu söylemek istiyorum. Burada fotoğraf kursuna bitirdim. Bendir kursunu bitirdim. Bunlardan da son derece mutluyum. Ve Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, Zeytinburnu ilçesi için büyük bir yatırımdır. Tiyatro eğitimi aldım 3 yıldan beri. Bu kursta Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ne geliyorum. Buraya geldikten sonra hayatım değişti. Gerçekten daha pozitif bakıyorum her şeye. Yok, biliyorum sen teselli etmeye uğraşıyorsun ama ben bilmem mi kendi kaderimi. Evet, kısa bir filmde rol aldım. O benim için de inanılmaz motive edici. Yani çok mutlu oldum.